Arte TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 28 Kasım 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Türkiye'de devletin kendi vatandaşına işlediği suçlarla yüzleşme, helalleşme, hesaplaşma mümkün mü? Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmesiyle uzunca bir süredir bu konuyu konuşuyoruz. Aslında belki 100 yıldır bu konuyu konuşuyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Taner Akçam bizlerle olacak ve bu konudaki çalışmalarıyla bu konuyu baştan sona bir ele alacağız. Vaktimiz el verdiği sürece. Kısa bir tanıtım videosu izleyelim sevgili Taner Hoca hakkında. Hemen sohbete başlayalım. <laughs> Araştırmacı yazar, akademisyen, tarih profesörü, siyasetçi, aktivist. 23 Ekim 1953, Ölçek Köyü, Ardahan doğumlu Taner Akçam. Yazar Dursun Akçam'ın oğlu, yazar Alper Akçam'ın kardeşidir. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1973'ten sonra ODTÜ'der, Adiyot gibi derneklerin kurucuları arasında yer aldı. 1975'te yayına başlayan Devrimci Gençlik dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü olarak Dergide komünizm ve Kürtçülük propagandası yapıldığı iddiasıyla yargılandı ve 1976'da tutuklandı. 1977'de yaklaşık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve aynı yıl Ankara Merkez Kapalı Cezaevinden Avrupa'ya kaçtı. Profesör Doktor Taner Akçam, Almanya'da siyasi göçmen olarak yaşadığı süre içerisinde Hamburg Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde tarihçi olarak çalışmalar yaptı. 1996'da Hanofa Üniversitesi'nden Sosyoloji ve Tarih Doktorası alan Akçam, Ermeni soykırımı ve Türk milliyetçiliği konusunda çok sayıda esere imza attı. Akçam, 2008 yılından beri Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holocaust ve Soykırım Çalışmaları Merkezi'nde bulunan Kalosyan Mugar Kürsüsü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Profesör Doktor Taner Akçam bizlerle. Taner Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kaykoyu iyi günler. Ee, hocam çok yoğun bir konu. Bir 50 dakikaya sığdırmak çok zor. Çok vakit almadan ama usulen sormak istiyorum. Nasılsınız? Amerika nasıl? Korona başladı yine bütün dünyada hepimiz kapanıyoruz. Akademi nasıl? Siz nasılsınız? iyi diyelim iyi olalım. Hele bir de sezonun ilk karı düştü ki bu ısınma tehlikesine rağmen mutluyuz öyle diyelim. Korona idare ediyor her yerdeki gibi ama bu Güney Afrika hepimizi korkutuyor tabii şu anda. Evet, evet yeni yeni varyantları çıkıyor galiba. E, hocam şimdi e, siz bu konuyu biyente yazdınız. E, Türkiye'de helalleşmek, yüzleşmek Belki hesaplaşmak bir sürü kavramlarla beraber sorgulanması gereken bir geçmişten bahsediyoruz. Siz yazınızda direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermediniz, onu ele almadınız. Fakat Kemal Bey'in bunu gündeme getirmesi e, anlamlı olsa gerek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi. E, sormak istiyorum, hemen başlayalım. Hatta belki Kemal Bey ile başlayalım. E, niye bu oldu şimdi? Bu kadar süre sonra Türkiye'de kırmızı çizgilere... Mesafesi ilk kez bu kadar bir söylemle niye değişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Niye bugünlerde biz tekrar helalleşmeyi konuşuyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi motiflerle, hangi sayıklarla böyle bir çıkışı yaptığını bilemem. Sebebi ne olursa olsun ama buradan açık söylemek isterim. Son derece desteklenmesi gereken arkasında durulması gereken çok önemli tarihi bir adım atmıştır Kemal Bey ve e, ekleyeyim bu Türk siyasi hayatında Türk siyasi kültüründe görülmemiş bir şeydir bilgi olarak söylemek isterim biz Osmanlı'dan Cumhuriyetimize geçiş tarihinde böyle bir helalleşme, tar yüzleşme gibi bir tartışmayı bir tek 1918-20 döneminde yaşadık ve onun dışında hiçbir biçimde yaşanmadı. Bu bakımdan Kemal Bey'in girişimi anlamlı, önemli. Benim kendi yorumum bunun post Tayyip dediğimiz Tayyip Erdoğan sonrası döneme önemli bir hazırlık olarak görülebileceği ve iyi ki böyle bir adımı attı kendisinin bu girişimini ben sonuna kadar destekliyorum. Peki hocam, e, bunun ciddiyetle olabilirliğini diyorsunuz ki tabii desteklemek lazım. Çünkü Kemal Bey bir takım e, kitlelerden, isimlerden, kesimlerden bahsetti. Ve bahsettiği bahsetmediği bütün bu kesimlerin dosyaları, hukuk davaları, avukatlarda, sivil toplum örgütlerinde siz bunun ciddi bir sürece evrileceğini düşünüyor musunuz? Yani bugün gerçekten Roboski'den Dersim'e, ee, Kemal Bey'in saydığı saymadığı meselelerde bir girişime dönüşeceğini ciddiyetle ilerleyeceğini düşünüyor musunuz? Çünkü bazen de siyasetçiler e, daha kolaydan söylüyor bu bazı lafları ama bu yenir yutulur bir laf değil. Ne dersiniz? Birçok faktöre bağlı. Yani tek başına e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karar vereceği bir olguyla karşı karşıya olduğumuzu zannetmiyorum. İlk önce şunu söylemek isterim. Ben aşağı yukarı 15-20 yıldır bağıra bağıra, yaza yaza bir şeyin altını çiziyordum. Türkiye'de tarihle yüzleşmeyi merkezine almış bir siyasi hareket yarını kazanır. Türkiye siyaseti eğer tarihle yüzleşmeyi merkezine alamazsa ve bu konuda bir açılım yapamazsa Türkiye'nin geleceği açısından karamsar olabiliriz. Yani Türkiye'nin geleceği açısından 4-5 sebepten dolayı karamsar olunabilir denilebilir. Ekonomik nedenlerle, bölgesel nedenlerle başka bir takım nedenler sayılabilir. Ama bence bunların merkezinde tarihle yüzleşme duruyor. Çünkü Türkiye insanının bir toplum olarak bir arada yaşayıp yaşayamayacağı, bir arada yaşayıp yaşayamadığı sorusuna vereceği cevap tarihle yüzleşmesine bağlı. Bu nedenle büyük ve önemli bir adım. Yeni bir açılım bu. Şimdi Kemal Bey bunu başarır mı başaramaz mı? Bence buradaki en önemli kriter toplumda buna verilecek tepkidir. Hatırlarsınız hepimiz hatırlarız Gorbaçov Sovyetler Birliği'nde açılım dediği zaman perestroika dediği zaman o öyle çok fazla bir Sovyet sisteminin bütünüyle değişmesini düşünmüyordu. Çok hafif, gene kendi kontrolünde sınırlı bir açılımı düşünüyordu belki. Ama aşağıdan gelen talep o kadar büyüktü ki sonuçta o kapı sonuna kadar açılmak zorunda kalındı. Şimdi Kemal Bey'in projesi nedir? Nereye kadar gider? Yüzleşmeyi ne kadar yapar? Sorusunun cevabı Kemal Bey'e kapıyı niye sonuna kadar açmıyorsun? Dayatmasının gücüyle orantılı. Yani toplum bu yüzleşmeyi Kemal Bey'in düşündüğünün de çok ötesinde isterse ilerleyebilir. Tarihte bütün başka ülkelerdeki deneylerden bildiğimiz şu var. Toplumların açılma boyutu yani geçmişte işlenmiş hatalarla yüzleşmenin hangi boyutta hangi ileri derecede olabileceğini belirleyen iki önemli kriter var. Bir bu suçları işlediğini düşündüğümüz ekibin ne kadar iktidarda kalmaya devam edip etmediği. Yani belki çok çarpıcı bir örnek vereyim. Naziler Almanya'daydı ve Naziler iktidarı kaybettiği için Alman toplumu sonuna kadar yüzleşebildi. Ama Arjantin'de 1984 sonrası açılım başladığında generallerle uzlaşmış oldukları için ve generaller iktidarda varlıklarını sürdürebildikleri için açılım çok fazla olamadı, sınırlı oldu. Ancak sonradan yeniden 2000'li yıllarda kapı sonuna kadar açılabildi. Yani birinci faktör geçmişteki hataları işlediğini düşündüğümüz çevre siyasi iktidarı ne kadar kontrol edebiliyor? Türkiye'de bu önemli olacak. Kemal Bey'in açılım ve helalleşme isteği mevcut siyasi iktidarın direnç odaklarınca direnerek karşılanacak. Orada bir uzlaşma ve çatışma belirleyici olacak. İkinci önemli nokta taban ne kadar bu açılımı ilerlettirecek? Ya yani bize bağlı. Şu anda bizi dinleyen insanlara bağlı. Ya yani şu tavra girersek ha boş ver ya oğlum ya bu memlekette böyle gelmiş böyle gider bir bok da çıkmaz bu işten deyip kulağımızın üzerine yatarsak bir bok çıkmaz bu işten. Yani toplumun neyi istediği de bu açılımı büyük ölçüde belirleyecektir. Böyle bir e, gerilim dönemi yaşanacak. Ben bu süreçte e, olumlu adımların atılabileceğini düşünüyorum. Yeter ki bu açılımın gerekliliği konusunda sürekli bir tartışmayı ve konuşmayı başarabilelim. Büyük bir açılımdır bu. Belki farkında değiliz. Ben de bu nedenle büyük bir açılım diye bağırarak önemli hatırlatmak istiyorum. Hakikaten Türkiye tarihinde yaşamadığı bir şeyi yaşıyor, yaşaması gerekiyor. Kemal Bey'in ne kadar açılıp açılmayacağını, ne kadar geriye götürüp götürmeyeceğini bir kenara bırakarak bizim o kapıyı zorlamamız gerekiyor. Bir de bir cümle daha ekleyeyim burada. Tabii ki hocam. Çok önemlidir. Çok önemli bir husus var. Çok önemli bir siyasi kültürel değişim var. Biz istersek devrime dönüştürebiliriz onu. O da şu Kemal Bey ötekinin hatasından bahsetmiyor. Türkiye'de biliyorsunuz siyasal kültürün bizim sol kültürde aynı. Nedir? Öteki suçlu. Ötekinin yediği bok. Hep öteki, hep öteki. Alevi'ye sorarsın sunni suçlu, Kürde sorarsın Türk suçlu, Türkiye sorarsın emperyalistler suçlu. Yani ya bir de bir kendine bak. Ya bizim siyasi kültürümüzde ya kardeşim galiba ben de bazı şeyleri eksik ve yanlış yapıyorum diyen bir kültür yok. Şimdi Kemal Bey yarım ağızda da olsa diyor ki benim partim önemli hatalar yaptı geçmişte. Varlık vergisini koyuyor 1942'yi, 1955'i koyuyor 6-7 Eylül'ü. 1955 Kemal Bey'in partisinin eseri değil ama 1942 varlık vergisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseridir. Nazi Almanya'sından esinlenmiş bir uygulamadır. Şimdi Kemal Bey'in partisini gündeme getirdiği bir noktada belki Türkiye toplumuna benim önerim hadi Kemal Bey'in yaptığı eksik falan siz de başlayın daha iyisini yapın. Yani kendinizin eksikliklerini konuşmaya başlayarak yapın. Kemal Bey 42'de duruyor. Olur 38'e götürün. Olur 27-30 ağır isyanla Zilan katliamına götürün olur geriye Ermeni soykırımına götürün Pontus'a götürün ama konuşalım ve ilerletelim. Önemli olan bu. Dolayısıyla yukarıdaki yönetici elitin direnişinin boyutu ve aşağıdan insanların bu açılımı arzulama gerilimi yaşanacaktır ve orada nerede duracağız bilmiyoruz. Bu tür programları devam ettirmen örneğin benim sana yapabileceğim en önemli tavsiye olabilir. <laughs> Ee, hocam yayından önce de biraz konuştuk. Şimdi Kemal Bey'in bu söylediği Türkiye siyasetinde eski bir gündem. Ee, oysa e, Türkiye'de pek çok kesimin, pek çok mağdur kesimin yıllardır, on yıllardır, belki yüzyıldan fazla bir süredir gündeminde ve hayatının her anını etkileyen bir durum olduğu için bu konu hiçbir zaman eskimeyecek bir konu. Şunu sormak istiyorum sadece, biraz böyle şeytanın avukatlığı gibi yapayım. Ee, diğer ülke deneyimlerinden de örnek verdiniz ve belli bir süre belli bir rejimin e, işte hesaplaşması sorgulanması bir mantık içeriyor Fakat bu yüzyıllık bir e, rejim ve kendi içerisinde e, bir e, kendi rızasıyla helalleşme yapması mümkün değildir onunla anca hesaplaşılır yani o kaybederse ancak yeni bir kuruluş olur yoksa o kendi eliyle bunu yapmaz Çünkü Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile tamamı hedemez, HDP'nin bile tamamı hedemeyeceği kadar yüzyıllık bir suçlar birikiminden bahsediyoruz diyen bir akıl var. Bir yerden de çok yakın sürede barış sürecinde Türkiye'de sağ bir iktidar olduğu halde barış ülkede yüzde %70'lere yakın, Kürtlerle barıştan bahsediyorum, yüzde %70'lere yakın evet barışalım talebini görmüş bir geçmişimiz var. Türkiye'de böyle bir talep var mı? Yüzleşmeyi gerçekten canı gönülden isteyen geniş kesimler var mı? E, i̇kincisi hesaplaşmadan olur mu? Bu iş rızayla olur mu? Devlet bizi yine kandırmaz mı? Şimdi bu hesaplaşma ve helalleşme ayrımı son derece sunni, saçma, lüzumsuz bir kabadayılık ayrımı. Yani bu hesaplaşacağız diye ortaya çıkan bir kabadayı grubu var burada. Yani ben bu arkadaşların bu konu üzerine çok fazla düşündüklerini falan zannetmiyorum. Yani bir iki sol grup bunu attı ortaya. Yani bu sol grupların parti programlarına bakın. Yani acaba 1942 varlık vergisi konusunda ne öneriyorlar? 1955 6-7 Eylül konusunda ne öneriyorlar? Yani bunlar kısa dönem akıllı. Bunların mantığı kısa dönemli. Yani işte Türkiye'de kötü bir yönetici var. Ben onunla hesaplaşacağım, savaşacağım. E, bu başka bir ciddi bu savaş problemi. Yani savaşacağız, hesaplaşacağız. Türkiye'nin başka derin bir problemi. Ama önce bu e, hesaplaşma ve helalleşme kısmını bitirelim. Elbette ki yüzleşme, konuşma e, çeşitli biçimlerde olur. Bunun çeşitli tarzları vardır. Bu tarzlarından hangisini savunduğunuzu açık açık yazarsınız. Şimdi 1900 bu hesaplaşacağız diyen arkadaşlar anladığım kadarıyla şu anda iktidarda olan 3-5 adamdan hesap soracağız gibi bir yerden bakıyorlar. Ee, elbette yani siyasi iktidarı ele geçirirlerse kendi hesaplaşmalarını yapsınlar ama bana bir şey anlatılsın. Nedir bu? Yani... 1942 varlık vergisine ilişkin çözüm ne? Şimdi helalleşme ve hesaplaşmanın 42 varlık vergisi açısından anlamı ne? 1955 açısından anlamı ne? Zilan katliamı açısından anlamı ne? Ermeni soykırımı açısından helalleşme ve hesaplaşma ne? Bu hesaplaşacağız diyen çevreler örneğin Ermeni soykırımı konusunda hangi somut programa fikre sahipler? Bakın ben bütün samimiyetimle inanıyorum ki bu arkadaşların bu konuda en küçük bir düşünceleri yok. En küçük bir önerileri yok. Şimdi e, tarihle yüzleşmenin 2-3 çeşitli biçimi vardır. 4 e, temel biçimi vardır daha doğrusu. Bunu hatırlatmak önemli. Bu hesaplaşma ve helalleşme işlerini insanların anlayabilmesi için. Birincisi amnezyadır. Yani unut git boş ver. Ne üstünde duruyorsun? Olan olmuş, biten bitmiş. Tavrıdır. Bu vaktiyle İspanya'da uygulandığı başarılı oldu. İlle başarısız olacak değildir. Yani ya bu derin bir mevzu. Biz en iyisi bu işi unutalım tavrıdır. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır senin söylediğin probleme unutalım ya boş verin. Yani olan olmuş, biten bitmiş mantığıyla yaklaştı. Şimdi Kemal Bey'in açılımı bunu değiştiriyor. Şimdi bunun dışında bir başka yaklaşım bizim cezalandırıcı yaklaşım dediğimiz bu hesaplaşmacıları öyle koyalım. Bu da şu yani biz bu konunun muhataplarından bu işi bu suçu işleyenlerden hesap soracağız yani yargılama yolunu açacağız buna. E, bu işte Nazi Almanyası çok önemli bir örnektir. Şimdi bu hesaplaşacağız diyen arkadaşlar örneğin 1942'ye ilişkin 42'deki varlık vergisinde eğer hayatta kalmışsa birileri tabii ki onları yargılayacaklar mı onu mu istiyorlar? 1955 6-7 Eylül'ünde yeteri kadar resim var. Yeteri kadar subaylar da açıklama yaptılar o konuda. Biz bunu derin devlet operasyonu olarak onayladık diye. Bunları tek tek bulup biz bunları yargılamacı bir yüzleşmeyi mi istiyorlar? Peki 1927 Zilana ilişkin, 1938 Dersime ilişkin önerilerine, Ermeni soykırımı konusundaki önerilerine bir kişi bile yaşamıyor. Cezalandırıcı hesaplaşacağız mantığıyla Ermeni soykırımı konusuyla yüzleşemezsiniz. Orada tazminat konusu gündeme gelir. Orada özür dileme konusu gündeme gelir. Orada geçmiş yaraları sarma konusu gündeme gelir. Nasıl sarılır? Üçüncü bir adım vardır. Buna da biz onarıcı adalet diyoruz. Bu daha çok Güney Afrika'da kullanılmıştır. Yani orada da yargılayıcı olmak yerine genel olarak bu sefer yoğunluk suçu işleyende değildir. Yoğunluk mağdura yönüktür. Mağdura yönelik bakarsınız. Mağdura yönelik baktığınız zaman da acaba mağdurların durumunu nasıl düzeltebiliriz diye bakarsınız. O zaman sosyal yardım paketleri geliştirirsiniz. O zaman başka tamir edici, düzeltici önlemler alırsınız. Benim bu hesaplaşacak diyen arkadaşlara önerim var. Yapsınlar. İstanbul'da varlık vergisi sırasında Yahudi'nin, Ermeni'nin, Rum'un evine akın akın gitti Türkler mal çalacaklar. Çünkü fukara Yahudi, Ermeni, Rum ödeyemiyor varlık vergisini. Evindeki eşyayı sattı bu insanlar. Evlerini sattı. Gazetede resimler var o dönemde. Evlere akın akın ucum ettiler. Çalacağız diye. iki kuruş şeyi, tencereyi, tavayı ucuz alacağız diye. Desinler o zaman. Desinler ki biz o resimlere tek tek bakacağız. İstanbul'lu olanlar dedelerimize, nedelerimize bakacağız. O eve saldıranların içerisinde atalarımız var mı? O eve saldıranların içinde dedemiz, nenemiz var mı? Özür dileyeceğiz desinler. Böyle ucuz, piyasa, delikanlı, kahramanlık, hesap bilmem ne. Hayır, daha somut. Biz İstanbul'da o eve saldıran her bir türkü bulup utanmalarını söyleyeceğiz. Özür dilemelerini isteyeceğiz. Yani dolayısıyla tarihle yüzleşmede somut bir program atmanız gerekiyor. Ve dünyadaki bütün deneylerde ekleyin bunu Kemal Bey'in kendisi de söyledi. Bir tek helalleşme, bir tek hesaplaşma değil. Yani cezai ve onurucu adalet karmaşık bir biçimde gündeme gelir. Bunların dengeleri olur. Güney Afrika'da yargılananlar da oldu. Arjantin'de veya Guatemala'da veya Şili'de daha değişik oldu. Guatemala'da sadece bir parlamento soruşturma komisyonunun yaptığı bir rapor kafi görülebildi. Dolayısıyla benim naçizane önerim dünya deneylerinde bildiğimiz bu farklılıkları yani yargılayıcı adalet, onurucu adalet ikileminin birleşiminin bir ortak modeli kullanılacaktır. Her yerde böyle olmuştur. Türkiye'de de böyle yok işte biz hesap soracağız biz helalleşmeyeceğiz gibi ucuz kabadayılıklar yerine Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesinin hangi tarzlarda olması gerektiği örneğin ciddi bir özür dileme çok önemli bir başlangıç olabilir. Bu tür somut önerilerin yapılmasını önereceğim ben. Yani Hocam e, şunu bana... sormak ya. istiyorum. Şimdi e, evet e, bugün Erdoğan sonrası e, Türkiye'de helalleşmeye niyetli bir e, ortam oluşursa eminim ki akademisyenlere sizlere bu konuda çalışan insanlara çok önemli görevler düşecek. Çünkü bu gerçekten e, oldukça meşakkatli bir konu. Kendi üzerimden örnek vereyim. Ermeni meselesinde bugün aynı masada oturduğumuz e, solcu arkadaşlarımız bile bazen ya üç Ermeni kaldınız siz de kendinize dikkat edin gibi şakalar yapıyor. Bunu burada Yahudi'ye yapsam polis çağırır e, Almanya'da. Ya da bir ailesinin işte bir bahsettiğiniz yağmadan pay aldığını gururla anlatabiliyor. Ya da harita soruyor. Şimdi bu kadar iyi edilmiş bu kadar zor bir sürecin bir yüzyılın bir vaka bir savaş bir beş yıl değil bir yüzyılın yılın e, helalleşmesi yüzleşmesi yarın öbür gün sizler de görev alacak olursanız öneriniz nedir? Türkiye gibi bir ülkede buna nereden başlamak lazım? Bütün bu dünyadaki deneyimler peki ama bizler bu bildiğimiz tarihçe içerisinde nasıl başlamalıyız? Nasıl bir fikirin etrafında toparlanabiliriz? Somut bir yolu var mı bunun kafanızda? Bu işlerin en önemli kısmı bu konularda konuşmaya başlamaktır. Yani bunun ne yüzleşme nedir ve nasıl olmalı gerektiği konusunda hırçın olmayan o hesaplaşma diyen ekibi o bakımdan ben çok hırçın bir ekip olarak gördüm yanılıyorsam özür de dilerim tabii. Önce konuşmaya başlamak gerekiyor. Türkiye'nin ihtiyaç olduğu şey şu anda bana sorarsanız yani İngilizce kavramı çok daha güzel conversation deniyor. Toplumsal bir sohbete ihtiyacımız var. Ateşten, gerilimden, şiddetten yani sözümüzdeki o kavgacı dilden uzak şapkayı önümüze koyarak ya gelin hakikaten bir konuşmaya başlayalım. Farklı kesimler olarak. Biz niye yüzleşemiyoruz? Zorluğumuz ne? Niye öfkeleniyoruz? Yani nedir bu? çek Bu toplumun zorluğu ne de yüzleşmede? Benim birinci önerim, Kemal Bey bu konuda bir e, seyahat olarak bunu gösterdi. Bir e, yürüyüş olarak. Bence çok doğru. Kimse çok ani ve hemen sonuç beklemesin derim ve bir de çok sonuca kitlenmeyelim derim. Yani nihai olarak bu işin sonucunda ne çıkacak konusu, yani pratik olarak bu ne getirecek sorusu bence çok ciddi bir konunun üstünü örtüyor. O da bu toplumun bu konuda ciddi ciddi konuşmasının gerektiği. Bizim ciddi bir toplumsal sohbete ihtiyacımız var. Ve bu sohbetin merkezinde de Ötekini suçlamayan bir dile ihtiyacımız var. Yani önce hatayı ötekinde arayan, ötekinin yaptığı eksiklikte arayan dilin ötesinde burada güzleşmenin önündeki problemlerin ne olduğunu konuşan bir dil kurabilmemiz gerekiyor. Nasıl olur? Bir başlangıç noktası olarak benim biyanetteki yazım aslında odur. Yani evet. benim önerim şu. Yani e, Türkiye'de şimdi bu e, gene örnek olarak hesaplaşacağız diyen arkadaşları savaşacağız diyen arkadaşları örnek olarak vereyim. E, Türkiye'de ciddi bir biçimde savaşma kültürü egemen. Türkler için konuşuyorum daha çok. Yani hala savaşları devam ediyor hala kurtuluş savaşları zihniyetinden dünyaya bakıyorlar. Bu helalleşen arkadaşlar da yani helalle, hesaplaşacağız diyen arkadaşlar da öyle bakıyor. Türkiye ciddi bir biçimde kurtuluş savaşı sendromundan çıkmış değil. Bence en büyük problem o. Kurtuluş savaşı bizde hala bugün günlük siyasetimizde tavır almanın en önemli unsuru ve ayrımcısı olarak kullanılıyor. Bakın bir konunun altını çok önemli çizmek isterim. Ben sol gelenekten geliyorum. 1968 kuşağının işte önemli temsilcilerinden birisi sayılırım. Bizim kuşağımız, herkes bilir benim yaş kuşağım, 1968 dev genç kuşağı ne diyordu? Biz ikinci kurtuluş savaşını vereceğiz diyordu ve kendimizi de ikinci kuvayı milliyeciler olarak görüyorduk. Daha sonra biliyorsun AKP, Adalet ve Kalkma Partisi iş başına geldiği zaman 2000'li yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi taraftarları, Ergenekoncular, hatta Alevilerin büyük bir örgütlü kesimi sokaklara döküldüler. Kuvayi Milliyeciler gelsin, İslam'a ve gericiliğe karşı ikinci kurtuluş savaşını yürüteceğiz. Onun içinde bizler de ikinci Kuvayi Milliyeciyiz. Kuvayi Milliye dergileri çıkartıldı. Kuvayi Milliye ruhuna ruhu çağrıldı tekrar. 2013 gezi oldu. AKP çevresi yaptıklarını bütünüyle Kuvayi Milliye ekseninde açıklamaya başladı. Daha iki gün önce Tayyip Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşımızı ilan etti. Türkiye'nin Türkleri özellikle 68'den günümüze kadar değişik siyasi grupları bakın solcuları, orta orta temsilcileri, sağcıları ve İslamcıları hepsi hala savaşın diliyle ve kurtuluş savaşının aktörleri olarak kendilerini düşündükleri bir yerden bu topluma bakıyorlar. Ve zannediyorum bu hesaplaşacağız diyen arkadaşlar da kendilerini yeni kuvayi milliyeciler ve yeni hesaplaşmacılar olarak görüyor. Benim böyle bir sohbette uzun uzun anlatmak isteyeceğim şu olabilir. Kurtuluş Savaşı üzerine böyle büyük bir zafer olarak konuşmak, Kurtuluş Savaşı'nı sadece ve sadece bu milleti, Türkleri özellikle yoktan var eden bir savaş olarak ele almak yarınımızın yık, yıkımının habercisidir. Çünkü zaferle konuştuğumuz, hakkında zafer olarak konuştuğumuz ve kendimizi de onun bir temsilcisi ve tarafı olarak gördüğümüz bu kurucu hikaye aslında bir başkaları için yıkımdı, yok olmaydı. Bir başkaları için ortadan kalkmaydı. Şimdi Türkiye'nin ana problemi bugün ne? Böyle bir sohbet o bakımdan gerekli diyorum. Bana göre Türkiye'nin şu andaki ana problemi benle Haykoyu, bir Türkle Kürdü veya bir Rumla Alevi'yi, Alevi ile Alevi Müslümanı bir arada tutabilecek kültür değerleri nelerdir üzerine bizi bir arada tutabilecek yeni bir kurucu hikayesi nedir üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bu cumhuriyetin ana problemi şu gün 2021 Kasım'ında bana göre şu. Bizi bir arada tutan kurtuluş hikayesi iflas etmiştir. Bize yeni bir kuruluş hikayesi gerekiyor. Bu kuruluş hikayesi ancak yaraları sarabilir şu anda Hayko'nun ve onun temsilcisi durumunda olduğu Ermenilerin veya Rumların, sende Rum tarafı da var zaten, bu kesimlerin acılarını, kendilerini yeniden vurabildikleri bir hikaye nasıl olabilir? Bana öyle bir Türkiye kuruluş hikayesi anlatın ki orada başka insanın acısı da içinde var olabilsin. Bunu başarabilirsek, bu kurucu misyonu yaratabilirsek yani bu ülkede 100 yıldır acı çekmiş insanların evet benim acım da şimdi anlatılıyor ve konuşuluyor diyebilirse bir arada yaşamak bir anlamlı hale gelir. O bakımdan zannediyorum temel problem ciddi bir sohbete ihtiyacımız var. Bu sohbette kendi düşüncemizin temel taşları üzerine yeniden düşünmemiz gerekiyor. Kurtuluş savaşı üzerine hamaset nutukları yerine o savaşın acısını çekenler üzerine konuşmayı başarmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla böyle bir kapsayıcı hafıza, kapsayıcı hikaye üzerine konuşmaya başladığımız zaman da zararların nasıl giderileceği üzerine de konuşmaya başlayabiliriz diye Biliriz. Onun için de ben hemen sonuçtan bakmak yerine bir seyahatten, bir yolculuktan söz etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Alışılmadık, hiç alışmadığımız bir sürece başlayacağız. Bu çok anlamlı ve ciddi bir süreçtir. Kemal Bey'e sadece bu kapıyı açtığı için bile teşekkür etmek gerekiyor. Meşhur bir söz var biliyorsun. Yılmaz Erdoğan söylemişti bunu herhalde bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyorum diye. Yani Kemal Bey'in ne yapabileceği değil, Kemal Bey'in yapabileceği şeylerin ihtimalini düş açtığı kapının ihtimallerini düşünmek bile beni heyecanlandırıyor. Probleme böyle bakmak istiyorum. Peki hocam, e, kuruluş hikayesi sonradan böyle yazılan bir şey mi? Kendi gerçekliğinde ne bulacağız ve kuruluş hikayesi Kurtuluş Savaşı hikayesinden milat mı alacak? Yani niye e, 1915'e gittiğimiz zaman e, şimdi Türkiye'de e, çok az Ermeni kaldı gerçekten. Çok Rumlar biliyorsunuz İstiklal Caddesi'ndeki Japon turist sayısı Türkiye'deki Rumlardan fazla. E, Süryaniler, Yahudiler artık bu toplumda fiilen yoklar. Onların hafızaları, onların hatıraları bu kuruluş hikayesinin içinde ne, ne oranda nasıl yer alacak ve bunun miladını e, bu kuruluşun hikayenin miladını nereden başlatacağız? Bu nereye kadar geri gider? Amerika'dan örnek vereyim. İlginç bir soru, çok önemli bir soru sordun hakikaten. Ben Türkiye Cumhuriyeti üzerinden konuştuğumuz için 1918-23 kuruluş hikayesi olarak probleme yaklaştım. Elbette ki bunu çok daha geriye götürebilirsiniz. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişin sancıları üzerine konuşmak. Daha doğru olabilir diyebilirsiniz diyebiliriz. Başlangıç yılı ne olacak? Bu da önemli bir sohbet konusu. 1908 olabilir, 1878 olabilir. Berlin Anlaşması önemli bir dönüm noktasıdır bu topraklarda çekilen acılar açısından. 1804-1814 arasındaki Sırp ayaklanması başlangıç noktası olabilir çünkü o İmparatorluğun çöküşüyle ulus devletlerin oluşmasının yarattığı büyük depremlerde imhalar e, sırf ayaklanması sonrasında başladı. Şimdi başlangıç tarihini diyelim ki benim önerdiğim gibi 1918-23 bu Türkiye'nin kuruluş hikayesiyle başlatalım. Orada bile başlattığımızda. Ermeni soykırımı veya birinci cihan harbinde yaşanan bütün acılar onun içinde olduğunu göreceksiniz. Bir örnek vereyim. 1918 Ekim sonu itibarıyla iddiatçı hükümet dağıldığında Kasım başında yeni bir hükümet kurulur. Ve yeni bir hükümetin aldığı ilk kararlardan birisi vaktiyle sürgün edilmiş Ermenilerin ve Rumların geri dönmelerine izin vermektir. Hatta aynı şekilde tersten Anadolu'ya getirilmiş olan Arapların da Suriye'ye dönmelerine daha önce başlamıştır gerçi ama tam olarak izin verilir. Elimizdeki rakamlara göre Hayko 1919 yılında geriye dönen insan sayısı yarım milyona yakın. Yani en azından İstanbul'daki o zamanki rakamlara göre 150 bin civarındaki Ermeni'yi bir kenara bırakırsak en azından 250-300 bin insan geri dönmüş. Sürgün edilmiş ve geri gelmiş topraklarına. Ana yurduna geri gelmiş. Ne oldu bu insanlara? Bu insanlar ne yaşadılar 1918-23'te? Bakmak istemez miyiz? Bugün Türkiye'de Kürdün, Türkün, Alevi'nin bir arada yaşamasını istiyorsak ezdik, mahvettik, denize döktük, yıktık. E ne oldu öteki o 500 bine ne oldu? Nerede o insanlar? Onların acılarına bakmak gerekmiyor mu? Yani şöyle Amerika'daki tartışmayla örnek vereceğim demiştim. Amerika'da bugün en ciddi problemlerden birisi ne? Irkçılık ciddi bir ırkçılık var Amerika'da ve sistematik bir ırkçılık var. Onun içinde Black Lives Matter işte siyah hayat önemlidir diyen büyük bir kitlesel hareket çıktı. Ve bu hareket bugün önemli bir tez ileri sürdü. Ve dedi ki Amerika'daki ırkçılığın nedeni onun kuruluş hikayesinin yanlış kurgulanmış olmasından kaynaklanıyor. Ve New York Times çok büyük bir proje başlattı. 1619 projesi ve onlar Amerika'nın kuruluşunun 1974-76 bağımsızlık bildirgesiyle olmaması gerektiğini, aslında 1619'da Virginia'ya Afrika'dan getirilmiş 300 civarındaki köleyle birlikte başlatılması gerektiğini söylediler. Ana argümanda şuydu: Bugün ırkçılığı biz temel problem olarak görüyorsak Amerika'da görmemiz gerekiyor ki 1974 76 pardon 1776 bağımsızlık bildirgesini ilan edenler köle sahipleriydi. Onlar her insan eşittir diye bağımsızlık bildirgesine başladılar. Bağımsızlıklarını ilan ettiler ama köle sahipleri olduklarını sakladılar. Bunlar köle sahipleriydiler ve kölecilik Amerikan devletinin kuruluşunun önemli bir parçası haline geldi. Gelin bu konuyu konuşalım ve bu bağımsızlık bildirgesi etrafında bir kahramanlık hikayesi olarak konuşmayalım Amerika tarihini ve şunu da görelim ki korkunç bir bilgi olarak ben öğrendiğimde korkunç olarak gördüm bunu. Amerika'da bağımsızlık savaşını verenlerin önemli bir kısmı köleliği devam ettirmek için bu savaşı verdiler. Yani İngiltere hazırlık yapıyor köleci emperyalist kuvvet olarak Köleliği ortadan kaldırmak için Amerika'da ve Amerikan köle sahipleri köleliklerini kölelerini kurtarmamak İngiltere'nin müdahalesini engellemek için bağımsızlık savaşı veriyor. Yani köle sahibi o bağımsızlığı yürütüyor. Türkiye'nin bugünkü ana problemi nedir? Bana göre Türkiye'nin bugünkü ana problemi eşitsizliktir. Türkiye'de insanlar eşit değil. Türkiye'nin temel problemi eşitsizlik. Ve bir soruyu soruyorum. Türklere soruyorum kendime. Biz Türkler niye Kürtlerden, Alevilerden, Sunnisini eklemek lazım tabii Sunni Türkler. Niye Alevilerden, Kürtlerden daha eşit oluyoruz? Onlardan daha fazla hakka sahibiz. Böyle bir yerden Ermeniden niye daha fazla hakka sahibiz? Geçen bir yerde tesadüfen okudum. Şu anda İstanbul Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bir kararına göre gayrimüslimin mezar boyutları ile bir Müslümanın mezar boyutlu, boyu farklı. Yani bir gayrimüslimin mezarı daha kısa ve küçük, Müslümanın mezarı daha büyük. Yani zihniyet oraya kadar işlemiş vaziyette. Peki böyle bir yerden baktığımız zaman o zaman biz cumhuriyetin kuruluş yıl dönüm yıllarında o kuruluş hikayesi içerisinde bir şey daha göreceğiz. O da şu. Anadolu'nun birçok yerinde insanlar kurtuluş savaşına Ermeni ve Rum'un Rum el koydukları evlerinin ellerinden alınmaması için katıldılar. Bu da bir hakikatimiz bizim. Şimdi bu hakikati de konuşamazsak bugünkü eşitsizlik Sorununu aşamayız. Bugünkü eşitsizliğe dayanan ilişkiyi açıklayamayız. Dolayısıyla 1918 24ü konuştuğun an onun öncesini de bir şekilde konuşmuş oluyoruz. Onun yani o bakımlar önceden başlamaya da herhangi bir itirazım yok. Asıl anlatmak istediğim bir zafer, bir egemenlik savaşı, bir bağımsızlık savaşı olarak anlattığımız savaş aynı zamanda bu ülke topraklarındaki insanların önemli bir kısmının haklarının gasp edilmesi savaşıydı da. Dolayısıyla buna da imkan tanıyan, bunu konuşmaya imkan tanıyan bir yüzleşme sürecini başlatmamız gerekiyor. Onun için de bu işte hesaplaşacağız diyen e, arkadaşların bugün e, şeylerini de okudum, anti-emperyalizm ekseninde yeniden bir araya geleceklermiş. Yani e, anti-emperyalizm ekseninde Kurtuluş Savaşı kendisini tanımlamıştı biliyoruz. Biz o savaşın ne kadar anti-emperyalist olup olmadığını da tartışmıştık. Tartışıyoruz da hala. Yani çok da fazla öyle anti-emperyalist bir savaş da değildi bana sorarsanız. Ama önemli değil. Diyelim ki bu arkadaşların da düşündüğü gibi ve muhtemel yeniden yaşamak isteyecekleri gibi anti-emperyalist bir savaştı ama insanlığın talepleri özlemleri bir tek egemenlik hakkı değil yani bağımsızlık değil o bağımsızlığın fiyatları da bugün aynı derecede önemli oluyor. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu demokrasi ve insan hakları probleminin eşitlik ve özgürlük probleminin temeli 1918-23'te bu cumhuriyetin kuruluşunda atıldı. Şimdi ben buradan kalkıp bu cumhuriyeti yıkalım, onlarla hesaplaşalım. Hayır. Böyle bir cumhuriyet kuruldu ve ulus devlet şu anda bilebildiğimiz en iyi model dünyada. Onun dışında başka bir model de bilmiyoruz. O halde bunu çoğulculuk esasına göre yeniden nasıl düzenleyebiliriz? Bunun hikayesini yeniden nasıl yazabiliriz diye bakmamız gerekiyor. O da acı çekenlerin hikayelerinin. Açık söyleyeyim Kürdünün, Alevisinin en çok bugün çoğunluk olarak yaşadığı için hakikaten Ermeni, Rum çok kalmadı. Ama onların sembolik anlamı ve değeri var. Fakat bugün Kürdünün, Alevisinin, Çerkezinin Türkiye'de yaşamış bütün diğer yaşayan etnik grupların çektiği acıları bu kuruluş hikayesine dahil edebilmeyi başarmamız gerekiyor. Çerkez eten hain değildi ama bu kuruluş hikayesinde kendisinden bahsedilmesi gereken bir insandı diyen bir konuşma tarzına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hocam şimdi 8 dakika kaldı. Son sorumu soracağım. Anlattığınız Ütopya gibi gerçekten. Türkiye'de bütün bu acılarla yüzleşilme sürecinin açılması ve Gerçekten gönüllü vatandaşlık, gönüllü sevgi dolu bir bağ kurabileceğimiz hikayelerimizin mümkün olduğunca ortaklaşması. Ama daha real politik bir şey soracağım. Bu konuyu hep konuşalım. Yıllardır konuşuyorsunuz. Önümüzdeki dönem daha çok konuşacağız belli ki ama. E, suçlara ben Ermeni olarak hakkımı helal ediyorum madem helalleşeceğiz. Sondan başlayalım. Çünkü bugün helalleşme, yüzleşme konuşulsa bile Erdoğan rejimi sonrasında çok büyük Umutlar çünkü bir çöküş yaşanacak bir çöküş gerçekten bütün kurumlarıyla Türkiye Devleti bütün kırmızı çizgileriyle bütün sloganlarıyla Erdoğan'ın elinde bir çöküş yaşadı ve yeniden bir fikre alan açıyor. Ama Allah aşkına Afrin'de iyi şeyler oluyor dedi Kemal Bey aynı zamanda. Bugün Türkiye Rojava'yı işgal etmiş orada dayışarttığı çetelerle Afrin'de kaçırılan kadın sayısı bilmem ne kadar fazla. Yüz binler yine göç etti. Afrin'den zeytin ağaçları geliyor. Yani bütün bu suçlara bırak onu e, Uğur Kaymaz'ı e, Ceylan Önkol'u, Roboski'yi daha dün olan şu anda devam eden meselelerden başlayarak geriye doğru gidersek yüz yıl geriye Ne kadar ben beklemeye hazırım. Bunun gerçekçiliği var mı Allah aşkına? Türkiye Devleti ee, bunlarla yüzleşme sürecine Kemal Bey ile gidebilir mi? Çünkü bütün anlattığınız kurucu hikaye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri, Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı, bunları teraziye koymak mümkün olur mu? Bunu e, evet hayali bile güzel ama gerçekten e, başarabilirler diye e, düşünüyor musunuz? Demin teorik çerçeve çizerken dedim ki eğer bir toplumun açılması, açılım ve yeni bir döneme geçiş büyük ölçüde eski rejimin egemenleriyle birlikte olursa açılım çok sınırlı olur. Yani çünkü hiçbir rejim kendi işlediği suçun sonuna kadar açılmasını istemez. Bu bakımdan önümüzde karamsar olmak için çok neden var geçen e, Artı Gerçek gazetesinde Doğan Özgü'den yazdı. Uzun bir liste evet. çıkarttı örneği. Haklı yani şimdi oraya bakınca e, karamsar olmamak için e, elde bir şey yok. Hakikaten karamsar şunu söyleyeyim. Karamsar olmamız için yeteri kadar neden var. Tamam. Hepimiz karamsarız. Ben teorik gerekçesinde söyledim. Hiçbir rejim geçmişte suçu işlemiş ekip kendi işlediği suç üzerine açık ve rahat konuşmaz. Onun insan olarak da öyleyizdir. Bir an önce bitip kapanmasını isteriz. Dolayısıyla şu anda Kemal Bey'in başlattığı sürecin yarı mağazda kalması ve bit ihtimali var. Hatta daha karamsar bir tablo çizeyim sana. Kemal Bey'in yaptığı yüzleşmenin Erdoğan'ın yaptığı Dersim yüzleşmesine benzeme ihtimali de olabilir. Biliyorsun Dersim konusunda Erdoğan öz eleştiri özür diledi meclis görüşüsünden elinde Dersim'e ilişkin belgeleri sallayarak niye yaptı bunu? Çünkü CHP'den puan almak için yani yüzleşmeyi ötekinden ötekine gol atmak için kullandı. Onun için bu hesaplaşmacı arkadaşlarıma da bunu hatırlatmak isterim. Yüzleşme ötekinden ötekine gol atmak, öte, fırsat üstünlüğü çalım atmak için bir araç değildir. Türkiye'de buna yatkınız. Tayyip Erdoğan da Diyarbakır'a gitti. Yarım ağız Kürtlerden özür diler gibi oldu. Kemal Bey'in bir tek farkı benim partim hata yaptı demiş olması. Bunu nereye kadar götürür bilemiyoruz. Çünkü partisinden direnç gelecektir. Demin söylediğimiz, seni söylediğin yani aynı kandili bombalayacağım, kandili yerle bir edeceğim diyen de Kemal Bey'dir. Sayabilirsiniz. Demirtaş'ı içeri düşüren de Kemal Bey'dir. Vermeseydi olmayacaktı bütün bunlar. Evet. Bütün bunlar mümkün. Yani karamsar olmak için her tür nedenimiz var. Okey. Sonra? Peki karamsarız. Olur. Ben de karamsarım. Şimdi Çok ne yapacağız? Karamsarız. Peki. Oldu. Okey. Tamam. Karamsarız. Bitti. Kulak üstüne mi yatacağız? Benim söylediğim o. Ben şunu söyleyeyim. Siyasette tarihle yüzleşmeyi merkezine almış bir hareket. Ve bunu toplumun üzerine en çok konuştuğu bir konu haline getirmek. Onun için de Biyanet'teki yazıma şey diye başladım. Bırakın Kemal Bey'i. Bırakın Kemal Bey'i neyi yapıp yapamayacağını. Hiçbir tekrar ediyorum. Hiçbir egemen zümre. Eğer egemenliğini açılım döneminde devam ettiriyorsa o açılımın gereklerini sonuna kadar yerine getirmez. Bir tek koşul var. Bir yönetici sınıf içerisinde önemli bir değişim ihtimali. Burada şimdi Kemal Bey helalleşelim diyerek bu değişimin ipucunu veriyor. İki ve en önemlisi aşağıdan gelen baskı, toplumdan gelen basınç. Bizim bu basıncımız bunu ilerletecektir. Bırakalım Kemal Bey'i, bırakalım onların yapamayacağını ama biz ilk önce neyi ne kadar değiştirilmesi gerektiği konusunda somut olarak toplumla konuşabilelim. 1942 Varlık Vergisi konusunda önerimiz ne? Nasıl helalleşeceğiz? Helalleşmesi ee, nasıl olur? Dedi. Bir şey, son birkaç dakikamı size bir şey bir şeyin de pasını atarak e, sormak biraz da önermek istiyorum. Ben gencim beni dinlemezler, siz belki söylerseniz dinlerler. Şöyle bir akıl doğru değil mi bugün e, Türkiye'de sizler, akademisyenler bu konuya kafa patlatmış, hayatını buna adamış neredeyse insanlarsınız. Kemal Bey'e dönüp e, sen seçimi kazansan da kazanmasan da, bu bahsettiğin helalleştirme meselesinde bizler seninle çalışmak istiyoruz. Bak işte e, konularımız var, fikirlerimiz var. Roboski davası hakkında bütün hukukçularımız, davayı takip edenler, Hrant Dink davasında, bütün o saydığı ve saymadığı isimler konusunda CHP'nin başındaki e, ana muhalefet liderine bir işbirliği önermek gerekmez mi ona? Ee, bir e, bu işi süreci başlatmak seçimi bile beklemeden başlatmayı ve bu pası almayı gerektiren günler değil mi? Böyle korkarak söylüyorum akıl vermek gibi olmasın diye ama e, belki de bizlerin de burada gazeteciler, akademisyenler, hukukçular bize iş düşmüyor mu? Ben e, burada bu fırsatı bana tanıdığın için teşekkür ederim. Hakikaten sağ ol. Ben şimdiden söyleyeyim. E, benden bu açılım konusunda ve yüzleşme konusunda Toplumu bu konuda konuşmaya, hesaplaşmaya değil, bu konuda konuşmaya, sohbete davet, sakinliğe davet. Sakin sakin konuşmak ve dinlemek, ötekini dinlemek, Hayko'yu dinlemek, Kür, Roboski'deki anneyi dinlemek. Kimse o insanları tek tek dinlemeye hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa elimden yapmaya hazırım, severek. Ben 1994 yılıydı, o zaman daha... Türkiye çok açılmamıştı. Yani daha henüz Turgut Özal iktidar, şey, Tansu Çiller iktidardaydı hatırlıyorum. Ermenistan'a gidip gelmiştik ve gene bize çok büyük saldırılar, kampanyalar olmuştu. Orada ben o zaman bütün televizyon kanallarında bir şey söylemiştim. Rejim Türkiye'de nedir beni ilgilendirmiyor ama bu devletin bu hükümetin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmek için atacağı her adımın yanındayım ve severek hizmet etmek istiyorum. Kemal Bey'in Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi konusunda atacağı her adıma severek hizmet etmek, yardımcı olmak isterim. Bu çok önemli bir adımdır. Kemal Bey'in açtığı çerçevenin çok ötesinde bir adımdır. Latin Amerika'ya, Güney Afrika'ya, diğer ülke deneylerine baktığımızda göreceğiz. Demokratikleşmenin olmazsa olmazıdır. Türkiye'de demokrasi yerleşsin istiyorsak, Türkiye'de insan haklarına saygı duyan bir rejim istiyorsak, Türkiye eğer Suriye'deki Kürtlere saldırgan olmasın istiyorsak, bırakın insanlar özgürce yaşasınlar orada ya, ne istiyorsun sen devlet olarak? Hangi hakla gidip başkasının toprağına girersin diyebilmek istiyorsak bizim tarihimize yüzleşmemiz gerekiyor. Bu yüzleşmeyi başaramazsa bu toplum demokrasiyi kuramaz, insan haklarına saygıyı kuramaz. Daha kötüsü büyük bir iç çatışmaya doğru gitme potansiyeli de taşır. Çünkü siyasi iktidar her açıdan belli ediyor. Erdoğan belli ediyor, Devlet Bahçeli belli ediyor, sonuna kadar savaşacağız ve terk etmeyeceğiz diyor. Bu nedenle bizim yüzleşmeyi Türkiye'nin demokratikleşmesinin merkezine koymamız gerekiyor. Ve kim bu konuda açılım yapmak istiyorsa severek onlara yardımcı olmak, hizmet etmek isteriz. Buradayız. Hakikaten en iyi bildiğim konulardan birisidir diyebilirim. E hocam çok teşekkür ederim. Süremiz doldu. E artık TV'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok fazla konuk oluyoruz. Adını da bu kadar andık. Bu yayın Kemal Bey'e de gider mutlaka. E ona söylemiş olalım o zaman. E onu rahat bırakmak değil, tam tersine adını andığı bütün kesimlerle çalışmaya başlamak, bugünden konuşmaya başlamak, e herkesle bütün kesimlerle e bu konuda daha ciddi adımlar atmasıyla bu pası, ee, toplumun mağdur kesimleri olarak ben kendi adıma, siz akademik kimliğinizle e, aldık e, mesajını da göndermiş olalım. Hocam çok teşekkür ederim. Çok uzun konuşulacak bir konuya. Önemli girişler bence bunlar. Daha çok uzun da konuşuruz. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Aykıl. İyi günler. Sağ ol Evet sevgili izleyenler, Profesör Doktor Taner Akçam bugün bizlerleydi. Bu ülkemizde yüzleşmek, helalleşmek konuları e, oldukça uzun konuşulmayı hak eden e, konular. Daha da sık konuşacağız haftaya bambaşka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.